Dostlarım, öncelikle hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlar, birçok videomda sizlere bir takım şeyleri anlatmaya ve dile getirmeye çalıştım. Bugün de bunlardan birini yapmış olacağım. Dostlarım, size cin çıkarma seanslarından ve bunun altında yatan tezgahlardan ve bununla alakalı yediğiniz diğer büyük kazıklardan bahsedeceğim. Biliyorum ki bir noktaya kadar birkaç kişiye bunu anlatabileceğim. Bunun ötesine de gitmeyecek, bunun da farkındayım. Ama ve lakin anlatabildiğim yerde ve kendimi duyurabildiğim yerde dile getirdiğim bu cümleler ve bu sözler bugün olmasa da, 5 yıl sonra olmasa da, 10 yıl sonra olmasa da, 20 yıl sonra da olsa karşılık bulacak bundan zerre kadar şüphem yok. Uyanacaksınız ama biraz zaman alacak. Çünkü 1500 yıldır derin uykudasınız. Dostlarım sosyal medya mecralarında YouTube, Instagram, TikTok ve bunun akabinde benzeri paylaşım platformlarında cin, cin çıkarma seansları düzenleyen eroin bağımlıları ve müptezel pezemeklerden bahsedeceğim size. Dostlar, bu cin çıkarma seansları nasıl bir tezgahla dönüyor? Öncelikle size bunu açıklayayım. Geçmişte bazı sabah programlarına ve ifşa programlarına katılan, daha doğrusu dahil olan tipler de oldu. Onlar da bu sektörün içerisinde olan insanlar. Aynı sektördeler, aynı kulvardalar ve aynı sistemi kullanıyorlar. Şimdi. Size bu sistemden bahsedeceğim. Dostlarım, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kast ajansları var. Kast ajansları, oyuncu kiralayabildiğiniz ya da cenazeye ağlayan insanları kiralayabildiğiniz, düğününüze davetli kiralayabildiğiniz ve bunun gibi cin çıkarma seansları ve e, farklı alanlarda oyuncuya ve danışana ihtiyaç duyulduğu ya da tiyatrocuya ihtiyaç duyulduğu zaman başvurulan sistemler ve kuruluşlar, kast ajansları. Dostlarım, bu eroin bağımlısı müptezel pezemekler kast ajanslarından oyuncular kiralıyorlar. Bu oyuncular doğal, belli bir yaş skalasında ve içimizden insanlar. Emin olun çok sinsi ve çok büyük bir özenle seçiliyorlar. Bu kast ajanslarından kiralanarak alınan oyuncular Ahmet'in, Mehmet'in, Mustafa'nın, Ali'nin, Osman'ın, Hakan'ın ofislerinde cin çıkarma seansı adı altında bir tiyatro oyunu düzenliyorlar. Bunu defaatle söyledim, yine söylüyorum. Cinlerin kıçımıza ya da götümüze kaçmak gibi bir özelliği yok. Bunu aranızdan bazılarını anlatmanın ne kadar zor ve ne kadar imkansız olduğunu da çok iyi biliyorum. Çünkü kişi yaşadığı ruhsal sıkıntıların yani psikolojik hastalıkların ve yaşadığı büyünün etkisinde halüsinasyonlar görüyor. Uykularında ve yaşamında onlar tarafından rahatsız edildiğini düşünüyor ve şu an söylediğim ve kurduğum cümleler onun için anlamsız ve kifayetsiz geliyor. Dostlar, bulunduğumuz coğrafyada 1500 yıldır bize sunulan, ısıtılıp ısıtılıp konu, önümüze konulan en büyük ve en acı olaylardan ve konulardan bir tanesidir bu. Sektörde yasal açıkların Ciddi manada oluşmasından dolayı da bu cin çıkarma seansları çok rahat bir şekilde yapılabiliyor ve bununla alakalı yasal bir kıssas olmadığı için de insanlar çok kolay bir şekilde mağdur edilebiliyor. Dostlarım, bu cin çıkarma seansları kast ajanslarından kiralanan oyuncuların eşliğinde yapılan seanslarla birlikte oyuncu ve oynayacak karakter bulmakla alakalı da hiçbir sıkıntı çekilmiyor. Ödenilen rakamlar cin çıkarma seanslarında oynayan karakterler ve oyuncuların haftalık bazen oynadıkları gerçekçi oyunların karşılığında aldıkları rakamlar aylık maaşları yani bir asgari ücretle gidip çalışabilecekleri ve kazanabilecekleri paranın çok daha üstünü alıyorlar ne kadar gerçekçi oynarsa bu eroyun bağımlısı müste, mü, e, müptezel pezemekler ona göre bir fiyat belirliyorlar. Aralarında oynadığı ve kurdukları kurguyu birebir yansıtabilenin bin lirayla on bin lira arasında bir oyunculuk ücreti aldığını duydum, gördüm ve şahit oldum. Dostlarım bu kurulu düzen o kadar sistemli ve o kadar dirayetli işliyor ki buna çomak sokabilmek neredeyse imkansız. Çünkü yasal prosedürler ve yasal e, çerçevenin içerisinde yapılan bu kahpelik düzeninin emin olun önüne geçebilmek mümkün değil. Dostlar birçok videomda cinlerin bize musallat olamayacağını, kıçımıza ya da götümüze kaçamayacağını söyledim. Neden bu kadar çirkin bir uslupta, neden bu kadar çirkin bir yaklaşımda bulunuyorum? Neden bugüne kadar videolarımda çirkin usluba, çirkin yaklaşımlara başvurdum? Dostlarım, ben biliyorum ki olayın vahametini size anlatırken destek almam gereken ve sizi sirkelemem gereken ve sizi sizi beni dinlerken ya bu böyle miymiş dedirttirebilmem adına bir takım cümleleri keskin, net ve arkasında durarak konuşmaya çalışıyorum. Biliyorum ki aralarınızdan bazıları böyle bir uslup mu olur? Hoca dediğin adam böyle mi olur? Hoca dediğin adam şöyle mi olur? Hoca dediğin adam küfür eder mi? Ağzını bozar mı? Gibi düşüncelere kapılıyor ve böyle yaklaşımlarda bulunuyorsunuz. Haklısınız bulunduğu bulunduğu konum ve bulunduğu statüyü koruyamayan birey hiçbir zaman için toplum tarafından kabul görmez ve saygı e, gösterilmez. Ancak dostlarım bu sistemin değersiz, kıymetsiz ve dönen tezgahların büyüklüğü akabinde uslubumu bir pamuk şeker misali sizlere yansıtmak istemiyor. Bu bu sektörde kurulan e, dandik ortamları, yapılan kahpelikleri anlatabilmek adına bazen gerçekten e, uslubumun ve karakterimin dışında cümleler kurmak zorunda kalıyorum. Dostlar, o kadar büyük bir sektör ki, inanın bana yetiştirilme tarzınız bu sektörün kurulmasıyla o kadar orantılı ki söylediğim ve söyleyeceğim bu cümleleri kafanızda toparlayacak ve mahkemesini yapacak olursa olursanız inanın dehşete kapılırsınız. Dostlarım cinlerin bize musallat olduğu gibi cinlerin içimize kaçtığı gibi söylemlerle ve duyduğumuz hikayelerle büyüdüğümüz, yaşadığımız bu coğrafyada sistem öyle bir kuruluyor ki gerçekten içine cin cin kaçmış yaşlı bir kadını, yaşlı bir adamı Orta yaşlı karı koca çiftleri, gençleri e, cin çıkarma seansı adı altında kiralayıp sosyal medya mercilerinde paylaşıp bunu sizlerin yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve maruz kaldığınız büyülerin e, etkilerinde gördüğünüz halüsinasyonların ve içinizde ölüp ölüp dirildiğiniz ruhsal durumların sömürüldüğü bir pazar ve tezgah haline getirildiği büyük bir sistem, büyük bir e, düşünce yapısı ve emin olun temeli sarsılamayacak sağlam zeminlere oturtulmuş bir dolandırıcılık furyasıdır. Dostlar, biliyorum ki insanlar bulundukları durumlarda çok çaresiz kalıp oto kontrollerini yitirebiliyorlar. Bütün videolarımda defaatle size söylediğim gibi cinlerin oramıza buramıza kaçmaması gibi ya da rukiye, muska ve Kur'an tedavisi adı altında yapılan kahpeliklerin, şeytanın kıllı köpeklerinin, salyalı, salyalı kıllı köpeklerin, buldok köpeklerinin kurduğu tezgahlar. Ve bu tezgahların içerisinde ölüp ölüp dirilen sizlersiniz. Dostlar, bazen sizler tarafından mesajlar geliyor. Diyor, ki, diyor ki bazı danışanlarımız. Hocam e, siz farklı bir bakım tekniği olduğunu söylüyorsunuz. Ama sizin diğerlerinizden ne farkı, farkınız kaldı? Siz de bununla alakalı bir bedel bekliyorsunuz. Haklısınız. Siz çok haklısınız. Olmak istediğiniz ve olmaya çalıştığınız, di, e, ısrarla direndiğiniz ve bu tezgahın varlığına ne kadar dışlamış da olsanız gönül verdiğiniz bu bakış açısından beni yargılamak konusunda çok haklısınız emin olun emin olun beni sorguladığınız beni ölçüp biçtiğiniz kadar bu kahpeleri ölüp, ö, ölçüp bitseydiniz bu rezilliklerin hiçbirisine düşmeyecektiniz yaşadığınız hiçbir handikap ve yaşadığınız hiçbir sıkıntı sizi için 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 yiyip bitirmeyecekti. Dostlar tekrar söylüyorum. Bir işlemin bir büyünün size yapıldığı andan itibaren sirayet ettiği ve sizin üzerinizde bariz etkilerinin olduğu bir işleyişi ve bir algoritması vardır bu işleyiş ve algoritma yaptığımız bu ilmi işlemle bize karşılık vermekte ve biz bu ilmi işlemle belli renklerin ve belli şekillerin oluştuğu resminizle yaptığımız bu ilmi işlemde üzerinizdeki sirayetin ne olduğunu anlayıp ona göre müdahale etme şansı buluyoruz. Ben de bu sektördeki diğer müptezeller gibi sizlere ana adı, baba adı, ad soyad gibi tezgahlar da kurabilirdim. Burada kendimi ifade etmekten aciz, kendimi ifade etmekten son derece alçak bir konumda değilim. Ancak tekrar söylüyorum, sizin bu kadar inandığınız ve gönül verdiğiniz o büyük tabularınızı neden yıkmaya çalışıyorum? Neden size cinlerin bizim hayatımıza müdahale edemeyeceği, bize musallat olamayacağı gerçeğini defaatle anlatmaya çalışıyorum. Ben eşek miyim? Bilmiyor muyum sizin duymak istediklerinizi size söylemeyi? Bu kurulan büyük kahpelik düzeninin bir parçası olmayı ve sizlere her önüme gelene sende büyü var, musallat var, sana onu yapmışlar, sana bunu yapmışlar demesini onlar bu toplumun kurnazı, ben bu toplumun eşeği miyim? Artık sizin sirkelenmeniz gerekiyor. Bugün burada anlattığım bu konuyla alakalı beni yargılayıp sorgulayabilirsiniz. Nasıl olur ya? Bu adam ne konuşuyor? Nasıl cinler bize musallat olamaz? Nasıl cinler oramıza buramıza kaçamaz? Ben yaşıyorum, Halüsinasyonlar görüyorum. Daha doğrusu onları görüyorum. Onlar sürekli peşimde. Ben onunla bununla diyalogdayım. Benim cinlerim var. Benim oyun var. Benim buyum var. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Büyük bir şirk ve büyük bir rezillik içerisindesiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer o cinler kaçacak olsaydı bu söylemlerim ve size haykırmaya çalıştığım bu konularla alakalı emin olun sizden önce bana kaçarlardı. Bu rezillikleri ve pislikleri anlatmama rağmen şu an beni yaşatırlar mıydı zannediyorsunuz? Şu an bana nefes aldırırlar mıydı? Eğer anlattıkları ve iddia ettikleri doğru olsaydı bana anamdan emdiğim sütü zehir zıkkım etmezler miydi? Adam geçmiş Kur'an-ı Kerim'le Ya bu nasıl bir şey ya sizin aklınız yok mu? Ya siz beyinsiz misiniz? Adam Kur'an'ın ayetleriyle Kur'an tedavisi düzenliyor. Ya bunu bir hakaret olarak algılamayın dostlar. İstiyorsanız bana düşman olabilirsiniz. İstiyorsanız bana düşman olabilirsiniz. İnanın umurumda bile değil. Ya sizin aklınız yok mu? Siz salak mısınız? Adam Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, adam Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, Maun suresiyle, Fatiha suresiyle gelip sizi Kur'an tedavisi düzenliyor. Allah'ın eşekleri, Maun suresi, ben kendi gözümle gördüm bunu. Maun suresi kamu haklarını devlet düzenini anlatan bir suredir, ayettir. Kur'an yapısı itibariyle bir kılavuz, bir öğreticidir. Yaşanmış ve yaşanacak olaylardan bahseden, hayatımızı ve kendimizi düzene sokmaya yardımcı olan bir kılavuzdur, bir öğreticidir. Onun içerisinde yazan hangi ayetle şifa bulabilirsiniz? Bu kadar salak mısınız? Kur'an'ın hangi ayetinde cinlerin kıçımıza ya da götümüze kaçtığıyla alakalı hangi yerinde bir tane ayet var? cinlerin ve şeytanların şerrinden korunasınız diye indirilen ayeti aldılar ellerini, ellerine. Diyeceksiniz ki madem yok niye bu ayet var? Yahu onlar bizim oramıza buramıza kaçar musallat olacaklar diye bir ayet yok. Ama diyor ki onların şerrinden de korkuyorsanız okuyun rahatlayın. Okuyun korunun diyor. Eğer böyle bir korkunuz varsa Ademoğluyuz. Görünmez bir varlığın gerçekçiliğinden bahsediyor Kur'an. Onlar bizim kıçımıza ya da götümüze kaçar, bizim musallat olur demiyor. Evet varlar. içimizdeler, Aynı dünyada iki ayrı alemdeyiz diyorlar. Yahu ayetleri biraz düşünerek okuyun. Bu kadar salak olmayın. Cinlerin şerrinden korkuyorsanız bunu okuyun. Cinlerin şerrinden korunun diyor. Yani bu gerçeklik algısının dışında beyan edilen bir takım gerçeklerle alakalı bizi manevi açıdan korumak için gönderilen bir suredir. Bunun arkasına sığınıp sizin ağzınıza sıçtılar. Sıçmaya da devam ediyorlar. Sende büyü var. Ben cinlerle konuşuyorum. Kahpe. Kahpe. Cinlerle konuşuyormuş. Ulan sen bokunla bile konuşamazsın. Sen bokunla bile konuşamazsın. Şeytanın kıllı köpeği, müptezel pezemekler. Sabah gözümü açıyorum, ulan çay demlemişim, oturup orada çayın demlenmesini bekliyorum. İki tane bardak çay içeceğim, patır patır mesaj yağıyor. Falanca ojeye gittim, sende cin musallatı var dedi. Yahu bu kadın anksiyete hastası. Yahu bu adam manik depresif. Ya bu adam bipolar. Ve kahvenin çocuğu. Kazanacağın 300-400 lira para. Hadi bilemedim 1000 lira 2000 lira para. Bu hastalara, bipolarlara, anksiyetelere, obsesiflere sende cin var, sende büyü var, sende musallat var dersen bu insanın, bu kadının, bu adamın hayatını elinden alırsın. Anksiyetesi azar. Daha da kötü olur. Biz bunu defaatle sizlere anlatmaya çalışıyoruz. söylemleri duya bakın. Size bir örnek vereceğim ya. Çok geri zekalıca bir örnek olacak. Şunu bir omuzun olarak düşün tamam mı? Şu senin omuzun. Sen yiyemiyorsun, içemiyorsun, uyuyamıyorsun, sevişemiyorsun, sıçamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Hayatın bok gibi. Aldığın nefesten bile keyif almıyorsun. Bak, sana aynen şunu yapıyorlar. İyi dinle bunu. Avel, iyi dinle. Bak sana şunu yapıyor. Hani cin çıkartıyor ya orospu çocuğu. Bak böyle yapıyor. Canın acır mı sana böyle yapsam omuzuna? Omuzunuza böyle yapsam canınız acır mı? Acımaz. Ama rahatsız olursun. Seni bu durum rahatsız eder. Hakan birader çek şu elini ya dersin. Çünkü rahatsız oluyorsun. Bak canını acıtmıyorum. Ama seni sürekli dürtüklüyorum böyle. Dürtüklüyorum, 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 dürtüklüyorum. Cin var diyorum, musallat var diyorum. Peşindeler diyorum. Ya dostlar. Bakın olaya bakın. Birçok mesaj alıyorum. Elimde kınalar çıkıyor. U uyanıyorum, vücudumda lekeler var. Yahu dostlar, yeterli vitamin alınamadığı zaman vücutta lekeler oluşur. Hemen yazıyorsunuz Google'a, "E cinler sizi e, ziyaret etmiş. Cinler size musallat olmuş." Orospu çocuğu öyle bir düzen kurmuş ki. Öyle bir düzen kurmuş ki adam e medium tavsiye sitelerinden tutun lan adam gitmiş Google'a makale yazmış bununla alakalı altına numarasını atmış. Kız sabah kalkıyor, hemen giriyor. Aa diyor bilmem ne hoca bakmış neden vücuda lekeler olur? Cin musallat olmuştur. Bilmem ne olmuştur. Hemen giriyor arıyor hocayı. Hocam elimde lekeler var da o cinler senden gece birlikte olmuşlar sana musallat olmuşlar. yeterli gıda alamadığınız zaman bu vücudunuzda lekeler oluşur. Sabahın altı buçu, beş buçuk altısı özür dilerim erken kalkıyorum zaten. Çay demliyorum. Falancaya gittik bilmem ne bir tane şey var. Benim yaşlarımda bir tane esmer bir kıllı köpek var. Bir tane kıllı köpek var. Bismillahirrahmanirrahim diyen bir tane kıllı bir köpek var hamam oğlanı. Gitmiş ona. E sen de büyü var. Sende muska var. E sende cin var. İfrit musallat olmuş sana. Ah ulan ah. Ah, ulan ah Vallahi billahi. Yemin ediyorum. Bakın bir gün bu çektiğim videolarla alakalı başım dahi ağrısa. Allah'a ve onun peygamberine yemin olsun. Bakın çok ağır yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Allah bu dünyayı da öteki dünyayı da bana zehir zıkkım katran etsin. Ulan bu salaklıklarınızı bu salaklıklarınızı alacağım bir not defterine yazacağım. Ulan gideceğim çelikten bir kasayla toprağa gömeceğim ki İki 200, bin yıl sonra onu bulan insanlar sizin ne kadar salak olduğunuzu anlasınlar. Ulan sırf salaklığınızı tarihe geçirmek için bunu yapacağım. Çaresizim hocam. Çaresiz olacaksın tabii. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Eee Kur'an'ımı okuyorum. Eee Kur'an'ı okuyorsun, Kur'an'dan bir habersin. Kur'an seni ne yapsın ulan? Kur'an seni ne yapsın? Aldın Arapçayı. Mıy 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 Bir de geldin mum gibi, mumun ateşi gibi de şöyle sallandın. Mıy 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 e, Arapça Kur'an okumanın sebabı var. Siktir oradan. Okuyup anlayamadığın kitabın sana nasıl zarar şey yararı olacak? Nasıl sevabı olacak? Hatmetmiş. Cehennemin dibi. Kime hatmettin? Altı kere Kur'an'ı hatmettim hocam. Falancaya gittim. Bende cin var dedi. Ulan altı kere Kur'an'ı hatmetmişsin. Geri zekalı. Hiçbir bir şey öğrenemedin. Öğrenemedin. Arapçayı okudun. Eşek gibi böyle yerinde sallandın. Ondan sonra zannediyorsun Allah bana sevap yazıyor. Yok ya. Senelerce sizi kandırdılar. Yok kabir azabı, yok inkar ve nekir melekleri, yok bilmem ne. Yok öldüğünü kalkacaksın, kafana tahtaya vuracaksın, öyle anlayacaksın. Yok ya. Allah ne diyor? Allah ne diyor, ne diyor? Soracağız. Kabirde ne, ne kadar kaldın? Belki bir gün, belki daha az. Hesap gününün sahibi diye bir sürü ayette bangır bangır bağırıyor. Bir tane hesap günü var. Bir tane hesap günü var. Sulh'un üflendiği gündür bir tane. Senelerce bunda beyninizi yediler. Yok kabir azabıymış, yok yılanlar çıyanlar girecekmiş. Yok öldüğünüzü tahtaya girince, e, mezara girince kafanızı tahtaya e, değince anlayacaksınız. Yok ya. İşte bu teranelerle büyütüldünüz. Bu kadar eşek olursanız, onlar da gelir böyle arzınıza sıçarlar işte. Geçiyor bir tanesi TV programına başlıyor. Hazreti Yusuf öyleydi, Hazreti Yusuf böyleydi, Hazreti Yusuf onu yapardı, Hazreti e, bilmem ne bunu yapardı. Ulan yaşım 31, 21 yıldır Hazreti Yusuf filmini izliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatı anlatılıyor. Sahabe hayatları anlatılıyor. İlginizi çekecek, sizi hurafelere sokacak ne varsa her zıkkım bu ülkede anlatıldı. Televizyonlarda, Ramazan aylarında. Adam ayda 60 bin lira alıyor. Geliyor millete orada 3500 lirayla şükretmesini öğretiyor. Bir tanesi ağlamaklı. Ya işte Hazreti Yusuf onu yapardı da <laughs> E sonuç Sonuç Lan bir ayeti alın elinize tartışın Ya bu ümmet öğrensin Ulan bu ümmeti perişan ettiler Yediler bitirdiler Ne hoşunuza gidiyorlarsa Gidiyorsa onu koyuyor Medya patronu ne yapsın Şimdi siz orada ayet anlatıp Açıklamasını verse Kimse dönüp yüzüne bakmayacak ya Hazreti Yusuf da lazım. Hazreti Ömer Radoğan da lazım. Sahabe hayatları da lazım. Hazreti Ali Efendimiz de lazım. Ama hepsinden önce Kur'an'ın ayetleri ve bize anlatmak istedikleri lazım. Yazmış. Hocam Kur'an'ımı okuyorum, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Kur'an'ı altı kere hatmettim bilmem ya yemin ederim dostlar 30 küsür sefer hatmetmiş Fatiha suresinin anlamını bilmeyen kadın gördüm ben ya. Fatiha suresinin anlamını bilmiyor. Hatmettin kime hatmettin? Kime hatmettiniz ya soruyorum buradan. Ya bu videoyu izleyenlere soruyorum ya. Kur'an'ı hatmettim zanneden ablalara, abilere, bacılara soruyorum. Kime hat hatmettiniz hemşerim? Kime hatmettiniz? Kur'an'dan bir habersiniz. Emirlerinden bir habersiniz. Allah öğretici olarak gönderdiği Kur'an'ı oturmuşsunuz. Mıy 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 sallan 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 sevap işledim. Sen okuyup sevap işle diye göndermedi ki onu sana. Oku onun öğretisinde yaşa diye. Tebliğ edilmiş sana. Adama ayetten bahsediyorum. Bak diyorum bu yok diyorum. Bana telefonda diyor ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, şöyle buyurmuştur. Lan ben adama ayet söylüyorum. Adam bana hadis söylüyor. Lan madem hadislerle yaşayacaktınız Kur'an niye geldi? Bir tanesine gitmişler demişler ki danışanlardan bir tanesi ya hocam Hakan Erkan diye bir adam var sizin hakkınızda yani sizin hakkınızda der, derken hani sizin gibi e, Kur'an tedavisi rükü e, seanslarıyla alakalı uğraşanlara öyle diyor böyle diyor ehli sünnet değil o adam demiş. Kafirdir, melundur demiş. İnanmayın şirke gidiyor demiş. Ayetlerden bahsediyorum. Kardeşim diyor bak bu konuyla alakalı bu ayet var diyorum. Hazreti Muhammed Efendimiz e, bunu söylemiş. Lan nasıl olacak bu iş? Ya Kur'an niye gönderildi? Ya madem sünnet dini yaşayacaktınız. Hadis, hadis dini yaşayacaktınız. Allah Kur'an'ı niye gönderdi? Ulan aldığınız çamaşır makinesinin bile bir prospektüsü var. Okuyup kullanıyorsunuz ya. Siz çamaşır makinesi bile değil misiniz? O kadar bile kıymetiniz yok mu sizin? Dün sabah başıma gelen bir tane kız kardeşim aradı. Bir bakım yaptım ona. Tabi sizin tabirinizde. Ben ilmi bir işlem diyorum. Diyorum ki bak üstündeki işlem bu diyorum. Sana bunları bunları yaşatıyor diyorum. Kızı kıza anlatıyorum. Bakın kızı kıza anlattım yani. E ben zaten ruhsal sıkıntı yaşadığımı söylemiştim size. Ya havle ya havle. Ya havle. Devam edin. Devam edin. Dostlarım üstüne alınması gereken alınsın. Alınmayan dostlarıma, kardeşlerime de saygılarım ve sevgilerimle. Allah'a emanet olun.